Efendim selamlar. Bugün sizlere Rocket League'de XP farm nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu yöntemin bir legal olan versiyonu bir de legal olmayan versiyonu var. Legal olan versiyona başlayayım. Çünkü legal olmayan versiyonu ban yedirtebilir size. Sonra bana sormayın. Bir de şey diyeceğim. Yani kalıcı yemezsiniz ama geçici bir ban yersiniz. Şu golü atabilecek miyiz? Bir bakalım. Yok atamayacağız. Hiç ettik golü çünkü. Neyse. Devam edelim. Ne diyordum? Legal olan ve legal olmayan versiyon var. İlk başta legal olmayanla başlayalım. Arkadaşlar şimdi bir tane etkinlik var biliyorsunuz ki kış etkinliği. Bu etkinlikte oğlum bu adam çok böyle tıraya çıktı lan. Bu ne böyle? Hiç sevmem bu böyle oyuncuları ya. Acayip böyle vatan millet Sakarya kafasında oynuyor. Hoşuma gitmedi. Şunu bir atayım. Ondan sonra üstüne duracağız zaten. Şunu bir atayım ben arkadaşlar bir dakika. Adamın çünkü acayip kıl oldum şu an. Ve çok Treyarda bağlayarak oynuyor adam. O seker. Bunu atalım direkt. Direkten döndü. Şanssızlık. Dur abi. Şu an kafaya taktım bu pozisyonu. Bunu atmadan olmaz. Tamam attık. Şimdi arkadaşlar yasal olan yöntemi söyleyeyim. Legal olan yöntem. Adamlar şart dedi. Giriyoruz. 1v1'de rankımızı düşürüyoruz. Neden 1v1? Onu da açıklayayım. Çünkü 1v1'de çok fazla puan kasıyorsunuz. Puan kasmanızda size roket pesse, yoltu, elektrik olarak geri dönüyor. Bunu da atalım. Abi adam üstüme çıktı inanılmaz ondan kaçırdım. Ondan sonra puanları yaptıktan sonra zaten ekstra bize puan geliyor. Puanları yaptıktan sonra. Ekstra gol, asist yaptıktan sonra, kutaş yaptıktan sonra bize fazla fazla puan geliyor. Ondan sonra etkinlikte de diyor ki bizim için Rocket League. Sen diyor rekabetçide veya herhangi bir modda attı adam. Tamam güzel. Herhangi bir modda 10 tane galibiyet al diyor. Ben sana 20k XP vereceğim diyor. Şimdi bak ben 17. seviyeyim. Şöyle göstereyim. Sol altta görüyorsunuz. Ben bu seviyeye World Champ Last Season Yes. Yes. Ondan sonra ulan dediğimi unutuyorum ya. Adam o kadar fazla kafamı karıştırdı ki. Neyse 20. seviyeye kadar çıkacağız bu yöntemle 3 maçta. Öyle planım var en azından. Zaten bir seviye 20k XP ne oluyor? Öyle biliyorum. En azından bir seviye kesin atlayacağız. Oğlum adam çok tırardı. Yani hiç hoşuma gitmedi adamın oynayışı ya. Yani videonun da içine biraz sıçtı bu durum ama yapacak bir şey yok. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Gel lan bakayım. Gel karşıma geç. Ah attık. Güzel. Şimdi legal olmayan yöntem de şu. Auto click kullanacağız. Yani makro kullanacağız bir nevi. Onu da göstereceğim. Ve bilgisayarı açık bırakacağız. Onu da şeyde yapacağız arkadaşlar. Rekabetçi maçlarda değil. Normal maçlarda yapacağız. Bunu tutar. Oğlum bu adam Gold 2 falan değil. Gold 2'ye göre çok iyi oynuyor bu adam. Güzel patlattık. Yani yiyorduk. Hadi bakalım. Buradan bir klip almaya çalışalım. Yok, bus bitti ya, busu kaçırdık. Bak ne yaptı. Aynen ya, belli gol olmadı. Bunu atalım. Baksana nereye gideceğini de çok iyi biliyor. Busuz bir mücadeleye girelim bakalım, güzel. Neyse arkadaşlar, ben şu maçı bitireyim, olayı anladınız. 3 maçı yapayım, ondan sonra XP'lere bir bakalım kaç XP almışız. Evet, ilk maçımız bitti, 6-2 yendik. Şimdi arkadaşlar, bu yöntemde şöyle bir şey var. Siz fazla gol atarsanız fazla zaman kaybedersiniz ama fazla XP alırsınız. Ama az gol atarsanız yani zamanı oynarsanız da zamanı hızlı geçirirsiniz. Bakın 5000 XP aldık bir maçta. Yani Rocket League'in bir seviyesini çeyreğini bitirdik. Ve fazla zaman kaybetmeniz için de hızlı hızlı maçları atarsınız. Burada benim tercihim az zaman kaybetmek olur. Çünkü etkinlik boyunca dediğim gibi zaten winleri alıyorsunuz. Geçelim ikinci maça. XP'leri göstereceğim. Son maçta toplama çıkarma yapacağız. Evet ikinci maçımız da bitti. Adam direkt FF verdi. 3-0 kazandık. Bakalım kaç XP gelmiş FF verince adam. XP'miz çok az gelmiş. Çünkü maçı hiç oynanmış saymış. Ama geçelim son maça. Evet son maçımız da bitti. 7-0 kazandık. Adam bu da FF verdi gerçi. Bir şey değişmedi. Bakalım şimdi arkadaşlar bu maçtan da kaç XP aldık. Hadi abicim. Maçın yarısını oynadık ve 4 0.2k XP aldık. Temiz abi. Şimdi hazır mıyız? Bak. 17. seviyeyiz değil mi? Bir de bakalım kaç seviye olacağız. Şuradan baktık. Aa bir maç daha oyna diyor. Dur.
Bir maçtan oynayacağız arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Bir maçtan oynayıp ben geliyorum. Evet, son maçımız da bitti. Şükürler olsun. Şimdi arkadaşlar bakalım neler yapmışız, neler etmişiz. Bu maçtan kaç XP geldi? Abi bu arada bir Rocket Pass şeyinde 20.000 XP varmış. Onu söyleyeyim. Abi bu adam eşek gibi ayrılmasa 18 seviye oluyorduk. Ben 18 diye sayacağım çünkü erken ayrılanlar oluyor. Bir bakalım abi. Şimdi bunu bir talep edelim. Ettik. Tık. Bak geldi. Bu da geldi. Bu arada biz sezon görevlerinden birkaç yapmışız mı? Aa bak dur, bu da varmış. Bunu da yapayım, öyle gireyim, ondan sonra hesaplayalım. Şimdi son maçı da beraber atalım dedim arkadaşlar. Bakın. Size auto clicker'la nasıl yani ban yeme riskiniz var, onu söyleyeyim. Sonra bana dediğim gibi şey yapmayın. Ben sorumluluğu almıyorum. Ama anlatacağım. Auto clicker yazılımı yüklüyorsunuz bilgisayarınıza. Auto clicker nedir? Böyle siz yokken siz uyusanız bile yaptığınız yerden sizin için işte bilgisayara tıklayan, ne bileyim, klavyenin istediğiniz tuşuna basan bir yazılım, tamam mı? Böyle bir uygulama. Bunu yüklüyorsunuz. Rocket League'de 1 ve 1 olsun. 1 ve 1 de hatta 3 ve 3 yapın ya. 3 ve 3 veya 4 ve 4'te, çünkü atılma riskiniz daha fazla düşer. 3 ve 3 veya 4 ve 4'te bir tane maça giriyorsunuz. Casual olacak. Casual olmasının sebebi ne? Maç sonunda biliyorsunuz ki geri sayım oluyor ya. Siz lobiden ayrılmadığınız zaman tekrar yeni maça katılıyorsunuz. Hiçbir şey yapmasınız bile. Bizim de casual yapmamızdaki amaç bu. Bu girdi mi? Yakın. Enter. Olay bu. Ondan sonra auto clicker açıyoruz. Mesela bir saniye şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bir saniye boyunca, daha doğrusu her bir saniyede bir zıplamaya bassın veya gaza bassın gibi gibi. Ben şimdi burada anlatıyorum, göstermeyeceğim çünkü bende auto clicker yüklü değil. Ama ben de bu yöntemi yapacağım yani. Ondan sonra sizin için o basıyor ve buradaki şartımız şu. 0 puanla kalmamız gerekiyor. Yani topun kazara veya bir şekilde size değmesi gerekiyor. Size değdi mi ve puan aldınız mı zaten otomatik olarak XP'niz gelecek. Ama ban yeme olasılığınız nerede başlıyor? İşte bir adam fark ederse desek ki işte bilerek boş duruyor XP farm yapmak için. Orada olay kopuyor. Güzel bir artık bu arada. Bak hatta raporlama seçeneği de şu, onu da göstereyim. Report diyorsunuz. Tamam bak şurada. XP farming. Bu bir ban sevdir arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bu legal olmayan yöntem. Bunu yapabilirsiniz. Bunu yaptığınızda ne oluyor? Sizin gerçek manuel bir şekilde elle yaptığınızdan daha az XP alıyorsunuz ama yaptığınız yerden, yani istiyorsanız okula gidin, ne bileyim, istiyorsanız dışarı çıkın, bilgisayar açık bırakın. Bu şekilde yaptığınız yerden XP kasıyorsunuz ve muhteşem bir şey. Bu da size aslında Rocket Pass'e yolsu elektrik olarak geri dönüyor. Olay bu. Attık bunu da, güzel. Bakın bu adam ne zaman verecek. Yani ben bu yöntemi tavsiye ederim. Yan hesabınız varsa. Bak mesela benim var yan hesabım. Yan hesabımda ne yapacağım? Roket besi kasacağım. Atıyorum, aldım oraya da. Ondan sonra kredileri, eşyaları satacağım. Ama yan hesabınız yoksa tavsiye etmem. Ama benim gibi ciddi almıyorsanız Rocker League'i yapabilirsiniz yani, size kalmış. Ya ben dediğim gibi pek tavsiye ettiğim bir yöntem değil açıkçası. Şimdi şu maça bakalım. Kaç XP alacağız? Adama efekt verdirmeye çalışıyorum. Adam bu arada bayağı aşırı tryhard bir şekilde oynuyor. Ve ben bu durumu gerçekten anlamlandıramıyorum ya. Ha bu arada dediğim gibi işin şöyle bir boyutu da var. Legal olan yöntemde de banlayabilirsiniz. Çünkü bir nevi yani aslında yani ciddi anlamda değil ama dolaylı anlamda smurfliyorsunuz siz bu Elo'yu. Ama rankınız düşük yani, siz bilerek düştünüz. Yani yan hesap falan yok. Kendi hesabınıza düştüğünüz için de aynı zamanda smurfleme olmuyor. Bak bu adam da çıktı. Şey alamadık. Gördün mü? Ya aslında benim dediğim gibi yapın arkadaşlar. Gol atmayın. Tamam, maçı ortada bitirin. Sonra son anda gol atın. Öyle kasın XP'leri. Ama ben bir seviye atlamış gibi bir muamele yapacağım. Şimdi bakalım abi. Sezonda bu arada aldık mı bir şeyler? Bak burada aldık. Bunu almışız. Processing diyor. Bekleyin abi. Bak bir seviye geldi. Challenge'larda niye alamadık lan? Ha orada da almışız. Tamam, sıkıntı yok. Burada da almışız. Şimdi kaç seviye atladık? 19. Ya adamlar FF verdi. Bir şeyler oldu. Biz 20 seviye, 3 seviye atladık arkadaşlar. Kaç maçta yaptık bunu? Bunu 5 maçta yaptık. 5 maç bak, hiçbir şey değil. 5 maçta 3 seviye atladım ben legal olan yöntemle. Legal olmayan yöntemi de açıkladım. Auto clicker'ın bu arada linki yok. Hani link verin diyenleriniz olabilir. Çünkü link verirsem şöyle
Gidip kendiniz bulun arkadaşlar. Yani virüslü linkler olabiliyor çok fazla. Ama bu şekilde kasabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu arada Shorts kanalıma da abone değilseniz ve bu video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu da beğenerek bunu gösterebilirsiniz. Shorts kanalımın ismi de zaten başlıkta var. Oraya da aboneliklerinizi bekliyorum. Çekilişte yarın bahsedeceğim veya pazartesi günkü videoda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.